Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2009 model Ford Focus 1.6 benzinli 4 ileri otomatik şanzımanla 100 beygir güç üretiyor. Umarım testimizi beğenirsiniz. Evet, aracımız 2009 model Ford Focus, daha 58 bin kilometrede, temiz garaj arabası. Şimdi iç mekandan başlayalım. İç mekan olarak araç bence gayet konforlu ve sessiz. Malzeme kalitesi olarak da bence çok güzel, bana Opel Astra ile denkmiş gibi hissettirdi. Yol sesi olarak bozuk asfaltta biraz ses alıyor. Tabi bunun 16 jantlar var. Bu arada aracımız Trend versiyon, fakat ekstra almış 16 çeyrek jantlar var. Bozuk asfaltta biraz lastik sesi geliyor. Onun dışında rüzgar sesi falan ben hiç almadım. Yani 120 km hıza kadar hiçbir sorun yok. Direksiyonu biraz yani dururken sert geldi. Yani park ederken falan yaptığınız manevralarda biraz sert. Onun dışında yüksek süratlerde dozajı bence gayet güzel. Vitesin trip brake özelliği mevcut. Şöyle yana çektiğiniz zaman, geriye çektiğiniz zaman büyüyor, ileri ittiğiniz zaman küçülüyor. Bu biraz kemikli geldi. Yani alıştıktan sonra çok keyifli. Böyle sert veriyor. Ama alışmadan önce biraz sertliğinden dolayı bir yadırgıyorsunuz. Aracın kapıları da sert açılıyor. Kale kapısı gibi zaten. O da bir enteresan geldi. Alışmayanlara tuhaf bir özellik. İç mekan olarak dediğim gibi bence gayet rahat. Koltukların yanal destekleri çok güzel. Aynaların görüş açısı, arka görüş açısı bence oldukça güzel. Aracın sürüş dinamiklerine gelecek olursak, araç gaza ilk dokunduğunuzda çok atik. Yani sanki dizelmiş gibi kalkıyor. Ondan sonra tabii bu aracın hani hiç yüksek devirde kullanılmadığı için motoru biraz sağır. Çok sakin kullanan birisi sahibi. Motor biraz sağır ama araç yine de bence gayet güzel gidiyor. Mekanda müzik sisteminden bahsetmek istiyorum. Müzik sistemi inanılmaz bir ses veriyor. Yani çok çok kaliteli böyle değil. Hani kaliteli bir ses ama çok çok kaliteli değil ama çok çok yüksek. Yani çok fazla ses veriyor. Hatta şöyle bir bakayım. Yani bayağı yüksek ses veriyor. Ben bu kadar yüksek bir ses vereceğini hiç tahmin etmiyordum. Yani bu da bence çok güzel. Aracın motoruna gelecek olursak, 100 beygir dediğim gibi güç üretiyor. 140 da torku olması lazım. 4 ileri şanzıman var. Bu 4 ileri şanzıman olduğu için tabii vites oranları çok uzun. Benim eski kasa BK kasa Mazda 3'üm vardı. Onda da 4 ileri şanzıman vardı. Sanırım ortak zaten bir platformu. Motoruna gelirsek 100 beygir güç üretiyor. 140 torku olması lazım. Araç 1250 kilo 4 ileri manuel bir yani otomatik bir şanzımanı var. Araç dediğim gibi ilk gaza dokunduğunuzda çok atik. Ondan sonra biraz sağırlaşıyor gibi. Yakıt tüketimi de uzun dönem şu anda 11.7 gösteriyor 100 km ortalaması. 11.7 benzinli bir araç için bence gayet güzel. Yani motor bence başarılı bu aracın. Ses olarak da gayet güzel bir motor sesi geliyor. Aracın süspansiyonları da bence oldukça güzel. Yani çok konforlu. Araç bütün olarak zaten hani konforlu bir araç olduğunu size hissettiriyor. Yani gerçekten çok konforlu bir araba. Kadranları da benim çok hoşuma gitti. İbrelerin o dibindeki alüminyum görüntüsü gerçekten çok güzel. Aracın bu orta konsolu da alüminyum görünümde. Fakat biraz şey gibi, hani bakılmazsa sorun çıkaracak bir yapıda, hani biraz rengi atabilir, bilginiz olsun. Ama tuşların hissiyatı, şu basma kalitesi gerçekten bence çok güzel. Evet, aracın kullanım rahatlığına gelirsek, yani oturuş pozisyonu olarak bence gayet güzel. Çok daha fazla aşağı inebiliyor, çok yukarı kalkabiliyor. Hani koltukların ayarlanıp
bilirliği çok fazla. Direksiyon da gayet güzel. Ama dört kollu direksiyonları pek sevmesem de hani çok büyük olmaması ve şu kenarlardaki alüminyum detaylar bence direksiyonu güzel yapmış. Kadran da bir bütün olduğu için yani aracın genel olarak hani alüminyum detaylar güzel durduğu için zaten hiçbir şeyi yadırgamıyorsunuz. Şu havalandırma ızgaralının çerçevesinde bile aynı görünümden var. Her şeyi bir bütün olarak yaptıkları için bence çok gayet güzel tasarlanmış. Şimdi 45-50 bin lira civarında bu araçtan alabiliyorsunuz. Yani Trend'in temiz versiyonundan alabiliyorsunuz. Yani bu fiyatlara bence konforu kesinlikle daha yüksek bir fiyata hak ediyor. Ses sistemi de bence bu fiyatın ses sistemi değil. Sürüş olarak da bence kesinlikle yani bu fiyatlara alınabilecek güzel bir otomobil. Araç bir kere 58 bin kilometrede. Yani konforu çok güzel. İç hacmi de geniş aracın. Bagajı gayet büyük. Ciddi güzel asfalta gelmişken dediğim gibi aracın yol tutuşunu ben çok beğendim. Yerler ıslak biraz. O yüzden zorlamadan şöyle biraz göstereyim size. Araç dediğim gibi yani sanki rayın üzerinde gidiyormuş gibi beni çok şaşırttı. Ben böyle güzel yol tutmasını beklemiyordum. Bu araç bana BK kasa Mazda 3'ün hani sportiflikten biraz arındırılıp biraz daha konfora dönüştürülmüş hali gibi geldi. Zaten motor yapısı olarak da çok benziyor. Gaz tepkisi çok benziyor. Sesi benziyor. Şanzıman aynı. Dediğim gibi zaten Mazda 3'le birçok parçasını ortak kullanıyor. Ön balatalara kadar aynı. Yani cam motoru bile aynı araçlarda. Hissiyat olarak da dediğim gibi onun daha konforlusu ama biraz sportiflikten arındırılmış hali gibi. Çünkü onda yani oturduğunuz zaman işte kadran biraz daha sportif, işte direksiyon biraz daha sportif, vites topuzu biraz daha sportif. Evet, aracın turu da çok iyi. Normalde her testte döndüğüm yerden aynı şekilde döndüm fakat yani 3'te 2 alanını kullandım. Normalde kafa kafaya döndüğüm araçlar olmuştu. Turu bence gayet güzel yapmışlar. Araçta hiç trim sesi yok. Araç o kadar sessiz ki şu hani yerdeki küçük taşların lastiğin arasına takılıp davlumbaza vurduğu o küçük çıtırtıları bile duyabiliyorsunuz. Yani o kadar hiç trim sesi yok araçta. Kütüphane gibi. Ama dediğim gibi kapıların kapanışı bile zaten hani dolu hissettiriyor. Evet, umarım testimizi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.